Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Şimdi isterseniz önce e, tabii ki konseye de yansıyan e, Batuhan'ın son oyuna çıkıp çıkmaması ile ilgili bir tartışma yaşandı. E, yönetmenimiz Sercan'dan da rica edelim. E, bakalım e, Furkan Batuhan arasındaki tartışma nerelere gitmiş. Buyurun Murat abicim. Şimdi sevgili Yasin hı hı. potaya girmeden önce... Hı hı bambaşkaydı. Potaya girdi bambaşka bir Yasin görmeye başladık. Evet. Yani potaya girmeden önce siyah Yasin. Potaya girdikten sonra beyaz, bembeyaz bir Yasin görmeye başladık. Neden dersen. Şimdi Yasin'in psikolojisi şu. Yasin potaya girmeden önce böyle takımı hani hep iyi tutan, herkesle iyi diyaloglar içine giren, takım için olan bir adam rolündeydi. Ama bunu potaya yazdılar ya. Potaya yazdıktan sonra takımı tam bir karıştırıcı oldu Yasin. Hı -hı. Yani takımda hep böyle kötümser, herkese bir alaycı konuşmalar, herkesten böyle bir yani iyi geçinmemeler. Eski Yasin'i göremiyoruz. Şimdi potaya yazıldı diye şu anda gıcık oluyor hepsine. Potaya yazıldı gıcık olduğu için de Yasin'den iyi şeyler göremiyoruz. Çok özür dilerim. Sercan'cığım Murat abiyle ikili verebilir misin bizi rica etsem görüntülerin arasına? Buyurun. Şimdi Yasin'den iyi ilişkiler göremiyoruz. Çünkü o yazılmayı hazmedemiyor Yasin öyle olunca ve takım içerisinde de böyle herkes de böyle herkesin bir açırı bulmaya çalışıyor. herkese kötü geçiniyor filan falan. Aslında eski Yasin olabilir. Çünkü herkes zaten potaya yazılabiliyor. Herkes bir gün yazılacak. Ama Yasin'in psikolojisi öyle değil. Şimdi şu anda da öyle bir Yasin görüyoruz. Herkese bir dalaşma, herkesin bir açını yakalama filan falan. Şimdi burada da Batuhan'a taktı kafayı. Batuhan'a da kafayı takınca şöyle diyor. Kaçak dövüşçü oyundan kaçıyor. Ben tabii ki herkesin kendine göre fikri vardır. Ben benim yorumum şu. Bence Batuhan kaçak üçü falan değil. Batuhan oyundan da falan kaçmıyor. Batuhan'ın yapmış olduğu bana göre etik. Neden etik? Açıklayayım şimdi. Benim şahsi fikrim. Herkesin fikri değişik olabilir. Şimdi kardeşim. Batuhan potada değil mi? Zaten potada Batuhan. Batuhan'ın potada olduğu için şu anda bu oyun Batuhan'ın çok umurunda olabilir mi? Olamaz. Kimsenin de olamaz. Ha Çok takımsal bir adam olursa eğer... mesela ...ben mesela çok takımsal bir adamım... ...mesela ben olsam yırtarım her yeri... Hı hı. ...ama şimdi oradaki yarışmacılar... ...sırf Batuhan için değil... ...genelde hepsi önce Can sonra Canancı... ...bu da doğal... ...şimdi Batuhan da burada... ...önce Can sonra Canancı gibi gözüküyor aslında... ...çünkü neden... ...hani diyorlar ki Batuhan duelloya çıkacak... ...duelloya çıkacağı için eli... ...kötü daha da kötü olmasın diye... ...bu oyundan kaçıyor Yasin'in kafada o var... Bence o değil. Batuhan'ın söylediği bence şöyle doğru, şu doğru. Diyor ki Batuhan, kardeşim ben zaten potadayım. Ben şimdi elim de kötü, kendimi iyi hissetmiyorum. Ben çıkarım, gırgırımı geçerim, oyunumu kaybederim. Ondan sonra yine duelloya gideceğim zaten. Benim için bir şey fark etmiyor ki olan Furkan olacak. Çünkü Furkan gidecek eğer biz kaybedersek. Değil mi? Furkan'ın gideceğini düşünüyor. Hı hı. Adam da diyor ki, kendi ipini kendi kessin diyor. Yani kendi kaderini kendi belirlesin. Ben çıkıp iyi oynayamazsam eğer ben başarılı olamazsam ki başarılı olamayacağım hissediyorum diyor çocuk. Çıkıp da diyor yalandan oynayıp mağlup olacağıma adamın kaderi bu. Çünkü kendi potaya girecek. Kendi çıksın, kendi kazansın, kendi kaderini kendi belirlesin diyor. Bu da bir mantık. Ha bazıları da diyecek ki şimdi mesela diyonlarda vardır. Ya Batuhan düelloya gidecek diye elini daha fazla sakatlamasın diye kendini korumak adına yaptı. O da olabilir ama benim olarak yüzde olarak benim tanıdığım Batuhan'ın ikinci söylediği gerçektir. Şu ikinci söylediği kendi kaderini, kendi belirlesin ben çıkıp iyi hissetmiyorum, oynamak istemiyorum. Budur benim yorumum bu. Buyurun efendim. Vallahi burada bütün mavi takım yarışmacıları erkekleri sayı kaybetmiş bir grup kendi aralarında bence istatistik derdindeler asıl. Yani el acısından, can acısından çok. Ee, orada Yasin mesela Batuhan nerede? Çıksın oynasın. Hepsi sayılarını kaybetmiş. Bence de oturuyor aslında bu diyaloglar yaşanırken. Dolayısıyla çok iyi oldukları bir oyun değil. Yasin çıkıp burada sanırım üçüncü yenilgisini aldıktan sonra Batuhan'ı aramaya başlıyor. Niye? Çünkü olası ve yüksek ihtimalle düel rakibi Batuhan olacak. Ve atış seçme hakkı için istatistiklerinin birbirinin üzerinde eee koruyabilirlerse bilirlerse onun için avantaj olacak. Hepsi de bunların farkında. Bence asıl kafadan geçen istatistik. Dolayısıyla eee Yasin orada Batuhan'ı arıyor. Batuhan haklı olarak bence de ben de katılıyorum. İkisinin de canının yandığını varsayarak, onların sözüne güvenerek konuşuyorum. Eğer iki tane yani iki yarışmacının da sakatlığı varsa ve ikisinin de canı yanıyorsa, biri zaten düellodaysa o zaman bu riski almak sana düşer diyor. Çık senin için oynayın. Çünkü herkes biliyor Furkan için oynandığını. Dün de söylemiştik. Yani bir önceki dokunulmazlığı o kadar kendini bu hafta düellolardan korudu dedik. Çok bariz bir şekilde Furkan'ın gireceğini biz de biliyoruz. Dolayısıyla çık riski sen al diyor. Ben burada açıkçası Batuhan'a hak veriyorum. Yani bence mantıksız bir şey söylemiyor. Ama hani Yasin'in şu işte mevzu takıma ihanet işte mevzu Furkan değil mevzu takım bunları geçelim artık bence. Yani mevzu takım olmadığını sen de çok iyi biliyorsun Yasin bence. Yani mevzu Furkan da değil mevzu ikinizin kendi istatistikleri de bir yandan. Yani burada herkes kendi çıkarını düşünüyor. Tamam bu doğaldır. O zaman Furkan da biri beni sırtlasın demeyecek. Yani Furkan maalesef şu an senin için yarışıyoruz. Evet sen de çıkıp kendi kendini sırtlayacaksın o zaman. Çünkü şu an itibariyle gerçekten kimsenin kafasından geçen mavi takım için oynuyorum ruhu olduğunu düşünmüyorum. Kadını erkeği kendi istatistiği için oynuyor. Kalmış şurada 4 hafta 5 hafta. Benim yorumum bu konuyla alakalı bu. Buyur. Şimdi durum 9-9. Hı hı. Ee, ve yönetimden diyor ki 3 erkek 1 kadın çıkacaksınız üç tane erkeği belirleyin diyor. Şimdi kırmızı takımda dört tane erkek, pardon mavi takımda dört tane erkek var. O sırada dört tane erkeğin skorlarını söylüyorum. Ogeday 3'te bir, Furkan üçte bir, Batuhan üçte bir, Yasin üçte sıfır. Yani anlayacağınız dört tane erkekten e, formunda olan. Şey hiçbir şey, Şu an aynen, o dakika hiçbir şey olmaz yani tamam çünkü ne olacak yani kim çıkacak da şimdi burada sayı alacak da bir tane de üç tane erkek vereceksiniz. Öncelikle kimi tebrik ediyorum biliyor musun? Görüntülerde hiç olmayan çıkarım diyen oynayan o gedeyi tebrik ediyorum. Kaçmamış oynuyor. Tamam. Şimdi Çünkü geriye kalıyor Yasin, Batuhan, Furkan. 3-0 Yasin, 3 bir Furkan, 3 bir Batuhan. Ve iki kişi lazım oyuna da. O gede yanına iki kişi daha lazım. Şimdi hangi iki kişi olsun? Yasin diyor ki sakatım. Doktor raporum var mı? Yok. Furkan diyor ki sakatım. Doktor raporum var mı? Yok. Batuhan diyor ki sakatım, çatlağım. Doktor raporum var mı? Yok. Şimdi hepsi sakat ama hiçbirine doktor raporu da yok. Bu da cepte. Şimdi bu üç arkadaştan olmazsa olmaz çıkması gereken birinci kişi kim? Furkan. Niye? Onun kaderini belirleyecek bir oyun. Doğru mu? Çünkü gerçekten de ee, herkesin artık ağzında yani Furkan aday mı değil mi, aday mı değil mi? Dolayısıyla ben Furkan'ı buradan eliyorum. Ve Furkan'ın söylemlerini de eliyorum. Niye? Çünkü zaten kendi bacağından asılacaksın. Yani durum belli. Üçü de çıkmak istemiyor. Hanzade'ye katılıyorum. Üçü de istatistik kovalıyor. Üçü de yarın öbür gün potadayım. Ben şimdi atış seçecek miyim, seçmeyecek miyim, yorulmayayım, sakatlanmayayım? İstatistikim düşmesin. Karşı tarafta bugün Atakan, Hilmican, Boru gibi atıyorlar. Aman abi ben bir de onlarla oynamayayım. Bir de en iyileri çıkacaklar. Benim ne işim var burada modundalar. İstatistiklerini düşünüyorlar. Üçünde de aynı durum var. Üçte sakatlıkla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Ve dolayısıyla bu üçünden en fazla çıkması gereken orada artık elinin borcu yani bu çıkmak durumunda olan kişi Furkan. Furkan da eliyorum. Geriye kalıyor Yasin'le Batuhan. Yasin'le Batuhan arasında sen misin ben miyim? İkisi de aday. İkisinin de pozisyonu aynı. Ondan sonra İkisi de sakat olduğunu iddia ediyor. İkisinde doktor raporu yok. Tekrar söylüyorum. İkisi de istatistik kovalıyor. Birinden birine çıkması lazım. Burada e, Furkan ve Yasin birlik olup suçluyu Batuhan gösterdikleri için Batuhan ismi öne çıkıyor. Furkan'la Batuhan birlik olup Yasin'i suçlasalardı Yasin ismi öne çıkacaklar. Aynı yerdeler. Yani Yasin'le Batuhan'ın olduğu yer aynı yer aslında. Ama burada sadece bir algı yönetimi var. Çünkü hepsinin derdi aynı. Aynı. Birebir aynı yani. Ve dolayısıyla burada Furkan dışında Yasin ve Batuhan'ın çıkmak istememesi normal. Burada Furkan için kim oynayacak? Yasin sen daha mı çok vakit gidişirdin Furkan'la? O zaman sen oynayacaksın. Olay bu kadar basit aslında. Ha şimdi madalyonu ters çevirelim. Aynı soruları soralım. Burada mesela Yasin veya Batuhan oyunu çok beğenmiş olsalardı, 3'te 3 yapmış olsalardı, atış kendilerine baksaydı hepsi çıkmak isteyecekti. Kimse sakatım demeyecekti. Ben oynarım, ben de oynarım diyeceklerdi. Doğru mu? Kesinlikle. Kesinlikle doğru. Veya ikisi de aday olmasaydı, Batuhan da aday olmasaydı, Yasin de aday olmasaydı. O zaman da onlar çıkmak isteyecekler miydi? Kendilerini ilgilendiren bir oyun olacak olacaktı, isteyeceklerdi. Yani burada istememeleri de doğal, istem <laughs> öyle olduğu zaman istemeleri de doğal. Dolayısıyla ben olayı bu şekilde yorumluyorum. Yasin ile Batuhan arasındaki bir durum, gerçeği budur. Furkan'ın bu konuda asla bir ha hakkı, söz söyleme hakkı yoktur. Çünkü Furkan'ın çıkması gerekiyordu zaten. Çok ilginç bir konu. Gerçekten biz dün de bu konuyu biraz e, tartışmaya başladık. Bugün de devamı geldi. Öncelikle Furkan ile ilgili konuşmak istiyorum. Güzel kardeşim sen neye isyan ediyorsun? Ben tam olarak onu anlayamadım. Ne istiyorsun sen yani? Hani bütün herkes el birliğiyle senin Survivor finaline mi taşısın? İşin son noktasına gelmişsin. Tabii ki sen çıkacaksın ya maça ve dönüp isyan ediyorsun. Batuhan sen niye çıkmadın ya? Asın o bu... Furkan ya senin kader oyunun bu. Haftanın sonuna gelinmiş. Ve sen arkadaşların içinde en son tercih olarak listedesin. Ki bu ne kadar önemli güzel bir şey, şey, değil mi? Yani senden sonra o geday geliyor bak. Ya nerelere kadar gelmişsin? Hani dönüp teşekkür edeceğine dönüyorsun diyorsun ki sen niye çıkmadın sen niye çıkmadın? Yok ya. Hadi ev yere seni biz final koltuğuna oturtalım o zaman olmaz ki böyle bir şey. Elin acıyormuş abi acıyacak yani. Elin acıyacak kendin için oynuyorsun güzel kardeşim sen. Şimdi Batuhan'a %100 hak veriyorum. Yani Batuhan az bile konuştu. Girip şunu diyebilirdi. Arkadaşlar ben geldiğim günden beri siz beni her hafta yazıyor musunuz? Yazıyorsunuz değil mi? Bir de şimdi Furkan çıkacak. Yine beni yazmışsınız bu hafta. Ben yarın duelloya çıkacağım. Furkan'ın gelmişiz son maçına bir de ben hala neden oynamıyorum diye benim üstüme geliyorsunuz. Hayırdır dese kim ne diyebilir ya burada? Yani kusura bakmayın. Batuhan bu konuda %100 haklıdır ve kendini çok güzel ifade etmiştir. Yasin Furkan ikilisi Batuhan'ın üzerine oynayıp konseyde de onu sanki takım arkadaşlarına yardımcı olmayan takıma hani e, sırtını çeviren bir insan olarak göstermeye çalışıyorlar. Kaçak dövüşen dedi Kaçak dövüşen diyor Yasin. Böyle göstermeye çalışıyorlar. Yemezler. Bunu kimse yemez abi. E o zaman siz Batuhan'a haftalardır sırtınızı dönmediniz mi? E Furkan'cığım bak Batuhan seninle iyi arkadaşla geldi ilk hafta onu yazdın. Yazabilirsin bu orada yaz canın sağ olsun hakkındır yazarsın yani ama siz dönüp de Batuhan'a niye oynamıyorsun? Abi adam bu zamana kadar iyi oynadı ya. Adam doğru söylüyor benim iki gün motivasyonum yüksekti sonra düştü düşebilir yani bu onun da hakkıdır. Ne yapacak şimdi? Çok doğru bir şey söyledi konseyde. Ben yarınki düello mu düşünüyorum Furkan'cığım? İzinle düşünebilir miyim dedi. Furkan sen bak düelloda değilsin. Adam düelloda. Potaya bak ya. Yunus Emre, Batuhan, Yasin, Sercan kim gider diyeceğim. Ekstra masası karışacak birazdan yani. Öyle bir pota. Sen bu potadan yırtmışsın. Bak bu potadan yırtmışsın. Çok şükür diyeceksin yani. 20 potadan yırtıldı. Yani çok şükür Gün diyeceksin. De. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim bak Furkan'cığım. Eğer bu listede şu dörtlü isimden biri sen olsaydın ben... Sen Furkan gider derdin bu hafta. Bak ikinci çıktı bilmiyorum. Sen de mi öyle söylerdin? Sen de öyle söyler miydin Murat abi Furkan olsa Tamam. Dörtte evet. üç Furkan gider çıktı. Şu anda Furkan olsaydı bu potada. O yüzden hani yerinin kıymetini bil. Bence arkadaşlarının kıymetini bil. Ee, kadın arkadaşlarına teşekkür et. Batuhan'a teşekkür et. Ogeda'ya teşekkür et. Yani Batuhan'ı gereksiz yere vurma çalışması var. Bu hiç hoş değil. Ben Batuhan'ı e, ee, dürüstlüğünden dolayı tebrik ediyorum. Bakın dürüst olup terbiyesiz bir şekilde davranmıyor Batuhan. Dürüst oluyor ve bunu çok güzel bir biçimde bize anlatıyor. Ve olması gereken bu zaten. Aslında ben dün de söylediğim. Hepinizin içinden geçen belli. Tekrar edeyim. Yasin ve Batuhan'ın içinden geçen aslında Furkan'ın potoya girmesi. En derininde bu yatıyor. Çünkü daha kolay bir rakip. Artık Survivor bireysel noktaya geldi zaten. Bir iki hafta sonra biz bireyselleri oynayacağız. Neden Yasin bir hafta daha kalmak istemesin? Neden Batuhan bir hafta daha kalmak istemesin? Neden Sercan'la maça çıkmak istesin? Neden Özgür'le maça çıkmak istesin? Tabii ki hiç potoya girmemiş Furkan'la maça çıkmak isteyecek. Yani Furkan için neden kendi Survivor'ından olsun Yasin veya Batuhan? Bu çok normal bir hissiyat. Ha yine de mücadelelerini veriyorlar bak. Ben tebrik ediyorum ben bütün yarışmacıları. Yani adam şunu bile söyleyebilir ya. Ya bugün dese ki Furkan, geldiğin günden beri sen beni potaya koyuyorsun. Ve ben karşımda seni rakip olarak görmek istiyorum dese. Batuhan için diyorsun. Batuhan bunu söylese ben eleştiremem Batuhan. Bilmiyorum eleştirecek olan var mı sizde? Yani? Aslında o benim halde konuştu zaten. Ben çıkıp yani eee kendisinin kaderini belirlememdense benim çıkmam nasıl senin çıkman daha doğru olur bence dedi. Yani daha ne desin ki? Adam o kadar güzel anlatıyor bence ki hala Furkan öyle. diyor ki bence ya ne anlatıyorsun Furkan sen? Ben izlerken gerçekten bu tepkiyi verdim yani Furkan'ın şunu demesi lazım sonunda. O geday gel abi sen gel abi sen oturur musun şurada? Ya bu benim final maçım Seda gel abla sen. Biz ikimiz çıkıyoruz abi bu benim maçım ya. Ben kazanacağım diyeceğim ki ben potaya girmeyi hak etmedim. Ama orada hala ondan medet umayım. Onda, o zaman da yine iyi. Bir kere de beni gösterin demesi çok komik oldu. Evet, yani, yani, 20, yani, 20 haftadır evet. Furkan. Yani bir o zaman, tamam senin de katkın çok fazla bu takıma ama. Bak, yani, o zaman o gedayla Seda ne desin? Yani. Ki dediklerini de eleştiriyoruz yani. Ya, gerçekten bak Furkan'ın katkısı var bu arada. O kadar diyebilir o lafı. Bir kere de beni göğüsleyin bir gün hakikaten diyebilir. Yani, diyebilir ya. Ama bunu diğer başka kim diyebilir? Hani Seda da diyebilir ama başka kimse diyemez bence. Ki ben onların da demesini eleştirirdim ben. Yani, kimse yani ee, açıkçası ben derdimi anlattığımı düşünüyorum. Siz bir şey eklemek istiyorsunuz gibi geldi sanki Murat abicim doğru mu? Yokancığım şu anda hiçbir eklemem yok. Senin <laughs> Yeni konularını bekliyor. Furkan'la konular. ilgili ben bir şey ekleyeyim mi çok buyurun, kısa? Buyurun. Yani Furkan Elenir dedik ya az önce. Hani Elenir de eğer girseydi potaya. Onu bir çok kısa açmak istiyorum. Hani Sadece düelloya girmediği için değil bugüne kadar. Hem düello tecrübesi olmadığı için hem de Furkan'ın normal Survivor'da bu sezon asıl avantajının hızlı olması ve atışlara önde gelmesi. Atışlarda harikalar yaratmadığı halde çok hızlı bir yarışmacı olduğu için e, bu performansları e, izlemesini gözlemledik 4-5 aydır. Şimdi daha kısa yani kıyasla daha kısa olan bir parkurda ilk defa çıkıp çok uzun atışlar yapacağı için dolayısıyla en dezavantajlı açık ara Furkan olacaktır. Bu yüzden Furkan elenirdi bence girseydi dedim. Onu bir açmak istedim. Ben de ona bir ekleme yapayım. Bir de işin psikolojik tarafı var. Evet. Mental tarafı var çok önemli. Furkan hemen parlayan, kafaya takan, atamadığı zaman orada yaşayan ve öfkesini oralarda kontrol edemeyen bir yarışmacı. Yani mesela Furkan'ın önünde sen 2-0 öne geç. Hani Furkan o maçı döndürme ihtimalini ben zor çok yüksek görmüyorum yani. Buyurun siz de. Ya haftalar önce zaten Furkan. <laughs> <ile> ilgili. <laughs> eyvallah <diye>. diyorsunuz. <laughs> ben Furkan'la <laughs> ilgili e, tespitim şuydu. İyi yarışmacı. Mesela takım oyuncusu olarak da iyi. Çok da sayı getirdi. Zaten yüzdesi de belli. Şu an Survivor'da yani 7. durumda. E, haftalardır %55'in üzerinde yarışıyor. Bu konularda okuyayım. Ama Furkan için en büyük risk neydi? Her zaman söylüyordum. Ee, Kısa park. Şey işte düelliolar. Evet. Yani ne yapsın, ne etsin düelloya girmesin diyordum Furkan. Çünkü onun tarzı olan bir şey değil. Evet. Mesela Özgür için düello tam onun tarzı, doğru mu? Hakan tipolo için de haftalar önce söylemiştik. Bak hem de daha böyle Şubat aylarında Hakan o düellolardan rahat rahat çıkar. Niye? Çünkü onun oyun tarzına uygun atışı iyi, ama belki biraz yavaş. Özgür atışı iyi, belki biraz yavaş. Ama çok hızlı ama atışı çok iyi değil Furkan. Mesela hiç ona uygun bir sistem değil. Bu sistem değil. Furkan bugünlere gelmesinin ana nedeni takıma çok fazla katkı vermesi. Ama artık öyle bir yere geldik ki işte e, takıma ne kadar katkı verirsen ver zaten 4'te 4 dört. Ogeday'ın bile girme ihtimalinin olduğu, Seda'nın, e, Nefise'nin girme ihtimali olduğu günlerde Furkan'ın da girme ihtimali hayli, hayli var yani o düelloya artık. Peki kim çıksın tartışması oluyor yine yönetmenimiz Sercan'dan da rica edelim ee, kısa bir görüntü mavi takımda bayrağı kim çıkacak tartışması izleyelim bakalım.